Merhaba sevgili seyircilerimiz, ST Sağlık'tan hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Umarım her planınızın gerçeğe dönüştüğü bir hafta sonu olur. Ne soğuk, ne kar, ne rüzgar yıldırmasın hiçbirimizi. Gerçekten güzel günler geçirelim. Programımıza geçelim ve konumuz neymiş görelim. ST Sağlık'ta bu hafta tüp bebekte gelişmeler konusu masaya yatırılıyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler ne kadar beklemeli ve ne zaman bir uzmana danışmalı? Tüp bebek yaptıranlar en çok hangi noktalarda sıkıntı yaşıyor? Tüp bebek merkezi seçerken çiftler nelere dikkat etmeli? Başarıyı arttıran yöntemler neler? Spermi olmayan erkekler baba olabilir mi? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Evet, bugünkü konumuzun tüp bebek olduğunu tanıtımımızdan da öğrendiniz. Sevgili seyircilerimiz, Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bahçeci'yi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Tüp bebek dendiğinde ülkemizin akla gelen ilk isimlerinden bir tanesi kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tüp teknolojisinde, tüp bebek teknolojisinde yapılan uygulamalarda her geçen gün farklılıklarla karşılaşıyoruz. Evet. Yenilikleri duyuyor ve öğreniyoruz. Bizler de basın mensupları olarak, medya çalışanları olarak seyircilerimize ve okurlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Buna rağmen pek çok çiftin çocuk sahibi olamadıklarını ve sizlere başvurduklarını görüyoruz. Öncelikle evet, bu sorunun neden olduğunu sorsam ne dersiniz? Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Yani tüp bebek bir teknoloji ve bir tedavi yöntemi. Ve hastanın kendi problemine göre değişik tedavi yöntemleri öneriyoruz bu hastalara. Ve bunların bazıları ilk aşamalarda, ilk basamaklarda yeterli hale geliyor. İşte hasta gebe kalıyor, doğuruyor. Basit bir yumurtlama problemi var. Yumurtlama problemi çözülüyor ve gebe kalıyor. Veyahut da işte basit bir endometriozis var başlangıç halinde. Medikal bir tedaviyle gebe kalabiliyor. Bazılarına ufak operasyonlar düzenliyoruz. İşte rahimin içinde perdesi var. Onu kesiyoruz. Böylece rahim içerisinde daha iyi yerleşebileceği bir alan ortaya çıkıyor. Gebe kalıyor. Ama bir grup hasta da var. Ne bileyim, erkeğin sperm sayısı çok az. Bu zaten normal, natürel döllemeye yetmiyor. O zaman bizim araya girmemiz lazım. İşte biz o zaman tüp bebek yapıyoruz. Yani hastanın kendi durumuna göre bir yerde bakıyorsunuz tüp bebek ilk adım oluyor, karşınıza çıkıyor. Bir yerde bakıyorsunuz tüp bebek için daha 3-5 aşama var. Bazı hastaların yaşları çok ileri. Bunlara bir an önceki çocuk sahibi olması gerekiyor. İşte 41-42 yaştaki bir hastaya 2 sene bekle, 1 sene bekle, 1 sene sonra olmazsa işte şu ilaçları kullan dediğiniz zaman menopoza girmiş olabiliyor. Onun için hastanın durumuna göre biz bir tedavi yöntemi seçiyoruz. Bunda tüp bebek bazen ilk tedavi yöntemi, bazen de son tedavi yöntemi. Bugüne olur. Kadar kaç bebek sahibi olmuştur acaba çiftler? Mesela size başvurarak sizin meslek hayatınızda. Bizim klinikte 25 binden fazla. 25 binden fazla, yani bizim grupta diyeyim, 25 binden fazla hasta bebek sahibi olmuştur. Geçenlerde sadece şu anda Türkiye'de bulunan merkezlerimizdeki embriyo sayısının 70 bin olduğunu hesapladım. Yani yak 19.500 hastanın dondurulmuş embriyosu var bizim kliniklerimizde. İşte bunların embriyoları da 5'er 6'şer tane düşünürseniz 100 bine yakın embriyo şu anda bizim korumamız ve kollamamız altında. Çok ciddi bir oranmış hakikaten. Diyelim ki bir çift tüp bebek sahibi olmaya karar verdi. Bebek sahibi olmaya karar verdi. Ne kadar beklemeli? Ne kadarlık denemeden sonra eğer sorun görürse bir uzmana gitmeli, tamam, ve ne kadar denemeli? Şimdi bir çift eğer çok, yani bilinen bir problemi yoksa ve yaşı da gençse, 35 yaşın altındaysa bir sene bekleyebilir. Hatta 30 yaşın altındaysa 2 sene kadar bile bekleyebilir. Buna karşılık 35 yaşın üzerindeyse 5-6 aylık bir süreç, 6 aylık bir süreç onun için yeterlidir. Ama bana sorarsanız 38 yaşın üzerindeyse hiç beklememeli. Yani çocuk istiyorsa eğer, veya çocuk istemeyebilir 38 yaşın üstünde, ama bizim durumumuz nedir bir değerlendirin diye bence hekime başvurmalı. Ya hekim de merak etmeyin şu anda durumunuz iyi derse okey. Burada bir nokta var yalnız, çok önemli. Bunun için infertiliteyle kıyısından köşesinden dokunmuş bir hekime başvurmalarını öneririm. Çünkü normal standart kadın doğum kontrollerinde buna pek eğililmiyor. Bu
yetişme şekliyle ilgili olan bir şey. İşte yumurtaların durumu nasıl, rezervi iyi mi, yumurtlama var denip geçiliyor. Bu nedenden dolayı da birçok hasta bu nedenden dolayı geç kalabiliyor. Bu konuyla ilgili daha yakından ilgilenen bir uzmana başvururlarsa onlar için çok daha iyi olur. Yani yumurtalık rezervinin durumu aslında o çiftin bebek sahibi olup olamayacaklarıyla da yakından ilişkili demek istiyor hocam. Aynen, onu demek istiyorum. Bu rezerv hakikaten önemli bir konu. Bir diğer konu da şu, bunların iyi değerlendirilmesi ve özellikle genç hastaların çiftlerde hiçbir problem yoksa 35 yaşın altındaki hastalarda bir yıl doldu, hadi iki yıl doldu, aman bir şey yapalım, aşılama yapalım, tüp bebek yapalım. Böyle şeylere girmemesi gerekiyor hastaların ve doktorun ve bunlara yaklaşık olarak bir 3 yıllık süre vermek gerekiyor. Bu 3 yıl içerisinde bu hastaların yani %90-95'i gebe kalıyor. Doğal yollarla gebe kalıyor. Burada birazcık da bizi iteleyen şey hastaların durumu. Hastalar bir an önce çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ama yani kitabi bilgilerden de çok şaşmamak ve hastayı bu noktada da ikna etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi söylediğimiz gibi laboratuvarlar farklı olabiliyor, embriyologlar farklı olabiliyor, uygulanan yöntemler farklı olabiliyor. Burada isterim ki siz ekran başındaki seyircilerimizi, özellikle de bu konuyla ilgilenenleri bir uyarın. Şöyle gelebiliyorlar, şöyle cümlelerle karşılaşılabiliyor. Ya o tüp bebek merkezi çok pahalı, işte şurası daha ucuz. Evet. Ya da burası senin evinin yakınındaki tabii bir yer, niye oraya evet gitmiyorsun? Tabii. Ya da işte benim arkadaşımın bebeği oldu orada, sen de orada yaptır. Hangi soruları sormaları lazım aslında çiftlerin, önce kendilerine, sonra da gittikleri tüp bebek merkezine? Bir kere yoğunluğu olan tüp bebek merkezinden korkmasınlar. Bu yoğunluk durup dururken olan bir yoğunluk değildir. Yani bunun bir anlamı vardır ve bir başarının sonucu ortaya çıkmış bir yoğunluktur. Bundan korkmamaları geliyor. İkincisi, bazı şeyler var. Örneğin gebelik oranları. Mesela illaki her tüp bebek merkezinde bir gebelik olacaktır. Bunda hiç yani şey görmüyorum. Ama önemli olan ne kadar oranda gebelik oluyor. Tabii kimse yoğurdum ekşilemez, herkes belli oranlar falan veriyor. Burada önemli olan dondurmuş embriyodaki başarılarını sormaları gerekiyor. Dondurmuş embriyo bir laboratuvarın başarısı açısından çok önemlidir. Burada sözünüzü kesip hemen kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bazı yerlerde şöyle cümleler de sarf edildiğini biliyoruz. Dondurulmuş embriyo ile gerçekleşen gebelik daha risklidir. Aksine öyle bir şey söz konusu değil. Genellikle bu kriyobiyoloji bu. Yani sonuç olarak dondurma bilimi diyelim kabaca. Bunun bir takım kuralları var ve bu kurallara göre dondurulması ve çözülmesi lazım. İşte bunun bilinmemesi sonucunda çok sayıda embriyo telef oluyor. Niye dondurmayalım? Biz hastaya bir kere tedavi veriyoruz. Elde ettiğimiz embriyolardan 3 defa transfer yapıyoruz. Belki ilk çocuğunu doğuruyor. Bizim şu anda ilk çocuğunu doğurmuş, 10 sene sonra ikinci çocuğunu bizde olan dondurmuş embriyolarla doğurmuş hastalar var. Bu nedenden dolayı bu önemli. Bir başka şey, mesela biz bugün değişik bir uygulama yapmaya başladık. Frizol diyoruz. Yani her hastanın embriyosunu donduruyoruz. Bila istisna. Bize geliyor, ilk tedavisini yapıyoruz. Embriyosunu donduruyoruz, rahimi dinlendiriyoruz, öbür ay transfer yapıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? İki nedenden dolayı. Biz bu embriyoları dondurup sakladığımız zaman ve rahimi dinlendirdiğimiz zaman öbür ay rahim normale daha yakın bir pozisyonda hazırlanıyor. Ne kadar tabiatta doğala yaklaşırsanız gebelik şansınız o kadar yüksek olur. Şimdi bu gebelik şansı yüksek olur deyince hastanın hoşuna gidiyor tabii. Ama asıl başka bir faktör var. Şu ortaya kondu, dondurmuş embriyolar transfer yaptığınız zaman, bu sadece dondurmuş embriyo bağlı değil, bu rahim dinlendirmeye de bağlı, o çocukların istikballeri daha güzel oluyor. Erken doğumlar daha az oluyor. Düşük doğum ağırlıklı doğumlar daha az oluyor. Normal doğum ağırlıklı doğumlar daha yüksek oluyor. Gebelik komplikasyonları daha az oluyor. Ve bu normal doğum ağırlıklı çocuklar doğduğu için bu çocukların ileriki yaşlardaki metabolik düzenleri de daha güzel oluyor. Yani bunlarda diyabet, kalp hastası çıkma şansı daha da az oluyor. Yani bütün bunlar hastaya ve çocuğa pozitif kazanç sağlıyor. Bu güzel bir ayrıntı oldu. Tüp bebekle ilgili yapmış olduğum programlarda bu konuya hiç değinmemiştik. Evet, ben de dikkatle takip ettim, dinledim sizi. Şimdi bir tüp bebek merkezinin başarısından bahsederken mutlaka çiftlerin bir şekilde oradaki doluluğu anlamlı bulmaları gerekir. Buradan bir şey çıkarmaları evet gerekir dediniz. Ama başarının kıstası nedir? Yani sadece bir bebeği doğurtmak mıdır? Yoksa sağlıklı bir bebek doğurtup mutlu bir aileye evine göndermek doğru midir? Doğru söylüyorsun.
Bir kere başarının kıstası muhakkak gebe kalması değildir. Belli bir oranda gebe kalınır. Ama o gebeliklerin bir kısmı kaybolunur. Bunların kaybolma nedenleri de bazen tüp bebek merkezine de bağlıdır. Bu nedenden dolayı öncelikle eve bebek götürme çok önemli bir şeydir. Demin söylediğim gibi yani işte 2 veya 3 denemede 30 yaşındaki bir kadına şunu diyebilmelisiniz. Sizin %85 çocuğu kucağa alma şansınız var. Bu çok önemli bir faktör. Bir diğer şey çoğul gebelikler. Çoğul gebelikler başarı değildir. Bizim hoşumuza gidiyor çoğul gebelikler. Ama biz tek bebeğe göre dizayn edilmiş, yaratılmış yaratıklarız. Bu nedenden dolayı çoğul gebelikler bizim hoşumuza gider. İşte bir batında ikisi falan ama bunların daha sonra kaybetme şansları yüksektir. Problemli olma şansları yüksektir. İleriki yaşamlarında problemli olma şansları yüksektir. Bu nedenden dolayı ideal olan tek embriyonun transfer edilmesidir ve tek embriyodan gebelik elde edilmesidir ki şu anki teknoloji de bunlara olanak sağlamaktadır. Yeni mevzuat da bu anlamda biraz daha yeni bunlara mevzuat olanak sağlıyor. 35 yaşın altında ilk iki denemede birer embriyo transfer edeceksiniz. Evet. Eğer ilk iki denemede birer embriyoda başarılı olamazsanız o takdirde size üçüncü denemede ikinci embriyo transfer etme şansı veriyor. Evet. Ama hastalarımızda hep şu var yani birden fazla yani bir tane transfer edince sanki gebelik şansı düşecekmiş gibi. Bu da doğru değil. Yani bu da bir şehir efsanesi. Yoksa bir tane transferinizle iki tane transferiniz arasında gebelik açısından bir fark yok. İki tane transfer ettirdiğiniz zaman çoğul gebelik şansını arttırıyorsunuz ve bu da hastaya zarar veriyor. Düşüncesindeyiz biz. Evet, şimdi siz merkezinizde en son yenilikleri, gelişmiş teknolojileri uyguluyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bize tüp bebekte başarıyı artıran yöntemler nelerdir? Son zamanlarda çığır açıcı olarak değerlendirdiğiniz bir gelişme olmuş mudur? Hani şöyle bir son 5 yıla bakalım mesela. Bununla ilgili neler söylersiniz? Son 5 yılda hakikaten büyük adımlar atıldı. Bunlardan bir tanesi genetik. Zaten hep genetiğe gidiyoruz. Yakında daha çok oranda genetiği daha çok kullanacağız hayatımızda. Sadece sizin alanınızda değil, tıbbın her alanında neredeyse. Zaten tıbbın her alanında kullanılıyor. Zaten şuna doğru gidiyoruz. Kişiselleştirmiş tıbba gidiyoruz. Yani kişinin durumuna göre tedaviler üretmeye başladık. Bu nedenden dolayı son 5 yıl içerisinde kapsamlı kromozom analizi dediğimiz embriyonun yerleştirilmeden önce preimplantasyon döneminde tüm genetik yapısına baktığımız, kromozomal yapısına baktığımız testler artık yerleşti. Ve bunları rutin uygulamaya koyduk. Gene genetik bir başka alana daha sıçradı. Bu da endometriyum. Biz tüp bebeklerde belli uygulamalarla transfer yapıyoruz. Ama bu transferin sonucunda belli günlerimiz var. Ama bazı hastalarda bu günler önce veya sonra yerleşmeye uygun oluyor. Ve bu süreçler çok kısa süreçler. Yani 24 saat ile sınırlı süreçler. Çok az zamanımız var. Çok az zamanımız var. İşte ERA diye bir testimiz var. Bu ERA'nın anlamı şu. Endometriyumun yuvalanmasını araştırıyor. Ve bu yuvalanmayı araştırırken de 239 tane gene bakıyor. Ve gördük ki biz bazı kadınlarda özellikle arka arkaya başarısız olan bazı kadınlarda bu günlerde şaşmalar var. Ve bu günleri, doğru günleri tespit edip o günde transfer ederek epeyce bir hasta grubuna yardımcı oluyoruz. Yani tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarını bir anlamda ortadan kaldıran bir test ortadan olarak değerlendirilebilir. Tabii, bir kısmını ortadan kaldırıyoruz. Bir kısmını genetik tanımlamalarla ortadan kaldırıyoruz. Doğru embriyoyu seçiyoruz. Şimdi doğru embriyoyu seçtiğiniz zaman şimdi sadece doğru embriyoyu seçmek de yetmiyor. Biz eskiden şunu yapıyorduk bu birkaç yıl için. Bu söylediğimde bir yıl içinde doğru embriyoyu seçiyoruz, gebelik olmuyor. Doğru embriyoyu seçiyoruz, gebelik oluyor, devam etmiyor. Başka bir faktör de olması lazım. Ve hasta da diyor ki yani siz işte bak genetik dediniz, onu dediniz. Biz her şeyi yaptık, her türlü külfete katlandık. E şimdi yani niye gebe kalamadım? Niye? Şimdi mitokondriler işin içine girmeye başlandı. Mitokondriler embriyoların enerji kaynakları diyelim. Ve burada da ayrıyeten bir DNA var. Çekirdekte bir DNA var. Bir de burada bir DNA var. Ve biz gördük ki bazen hücrenin enerjisi tükendikçe mitokondriler çoğalmaya başlıyor, çabalıyor. Ve ne kadar çok mitokondri çoğalırsa o hücrenin gebe kalma şansı azalıyor. Ve biz buna mitoskor diyoruz. Ve işte genetik tanımlamasını yapıyoruz. Ve aynı zamanda embriyonun mitoskoruna bakıyoruz. Ve bu mitokondriyal durumuna göre buna A, B, C diye sınıflandırıyoruz. Eğer A ise bir embriyonun tek başına tutunma şansı %80. B ise %56, C ise %20.
Ve hep böyle embriyoları test ettikten sonra hasta ne şekilde iki tane embriyo transfer etme hakkı bile olsa biz onları hep tek tek transfer ediyoruz. Çünkü hem başarıya ulaşıyoruz hem devam sağlıyoruz. Yani bunlar o kadar önemli gelişmeler ki hem tekrarlayan başarısızlıkların önüne geçiyorsunuz. Tabii. Hem de bir şekilde belki bebekteki sağlıkla ilgili oluşabilecek aksaklıkları giderecek bir takım imkanlara sahipsiniz. Tabii. Ve bunlar düşünüldüğünde sevgili seyirciler son derece kısa bir süre içerisinde meydana gelen gelişmeler. Şimdi aynen. Bu gelişmelerden yola çıkacak olursak mesela insanın aklına şunu sormak geliyor. 5 yıl önce ben bu koltukta oturup bir tüp bebek uzmanı olarak siz karşımda olsaydınız farklı şeyleri konuşuyor olacaktım. Başka şeyler anlatacaktım size, evet. Anlatıyor olacaktım. Şimdi merak ediyorum o, mesela. O zaman anlattığım birçok şeyin şu anda hiçbir geçerliliği yok. Evet, ne kadar çünkü kısa bir zaman içerisinde. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerledi. Şunu sormak istemiştim. Yani hani böyle bir uzman olarak şimdi bu gelişmeleri de yakından takip eden bir uzman olarak 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonrasında mesela neyin çok olmasını isterdiniz ki? Ya bütün sorunları ya da şu anda yaşadığımız sıkıntıları tamamen ortadan kaldırır bu gelişme. Valla önümüzdeki dönemde şu anda tabii... menopoza giden kadınlarda mesela bir takım çalışmalar var. Onların yumurtalıklarından şu anda gene dünyanın bir takım yerlerinde gebelikler bildiriliyor. İşte oradan tekrar onları dışarı cerrahi olarak dışarı alıyorlar, stimüle ediyorlar. İşte bir takım sitoplazma transferleri var. Çekirdeği işte alıp daha iyi bir yumurtanın içine yerleştiriyorlar falan. Yani bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Evet. İşte sperm elde etmeyle ilgili çalışmalar hı-hı. olduğu söyleniyor. Ama bunlar daha henüz gündeme tam olarak oturmadı. Fakat bu öyle bir şey ki üreme tıbbı tıbbın en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen evet. dalı. Kesinlikle bu böyle. Biraz rastlantısal durumlara da bağlı. Yani mesela ilk mikro enjeksiyon işte 5 tane embriyolog işlem yapıyor. Hiçbir zaman için yumurtanın içerisine spermi enjekte etmiyorlar. Oradaki aralığa koyuyorlar. Sitoplazmayı koydukları zaman zarar vereceklerini düşünüyorlar. Fakat oradan yanlışlıkla bir tanesi enjekte ediyor. Ama hangisini enjekte ettiğini de bilmiyorlar. Bilimde şans faktörü diyelim. Çünkü bunlardan biri benim arkadaşım doktorluğu ve o dölleniyor. Öbürleri döllenemiyor. Çünkü bunlar döllenme problemi olan embriyolar. Onu alıyorlar, veriyorlar ve gebelik oluşuyor. Ve ondan sonra bunu anlıyorlar yani bu durumun böyle olduğunu. Ve bunun üzerine daha çok gelişmeye, daha çok uğraşmaya başlıyorlar. Yani bu dal son 50 yılda tıptaki en hızlı gelişen dal. Ve önümüzdeki günlerde de yeni şeylere, yeni gelişmelere aday. Yani yeni aletler çıkıyor, yeni inkübatörler çıkıyor. Mesela otomatize olarak işte eskiden... bir takım inkübatörler kullanarak daha iyi embriyolar elde etmeye çalışıyoruz. Evet, o gelişmeleri ve geri kalan merak ettiklerimi isterseniz programın ikinci bölümünde sorayım. Bir reklam arası verelim, reklamlardan sonra geri gelelim. Tekrar hoş geldiniz. RT Sağlık devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bahçeci'yi ağırlıyoruz. Şimdi birçok konuyu konuştuk ama böyle... Geri kalan dakikalarımızda biraz daha kısa ve öz olarak mesela yumurta dondurmadan bahsediyorum. Mevzuatta evet. bir takım değişiklikler oldu. Şimdi evet. hani biraz daha bilinir, biraz daha tanınır, uygulamaların arttığı bir dönemdeyiz belki evet. ama yeterli mi? Tabii bu bir kere bunun mevzuata konması çok önemliydi. Evet. Ben o noktada şeyim yani mutluyum. Fakat mevzuat şöyle diyor, rezerve azalmış hastaların yumurtasını dondurabiliyorsunuz. Şimdi rezerve azaldığı için bir hastanın yumurtasını dondurmanız... yeterli olmayabiliyor. Çünkü rezervin azalmasını sadece sayı olarak tarif etmeyin. Yani bir takadından 10 tane yumurta aldık işte bitti ne olacak öyle değil. Aynı zamanda kalitede bozulmuş oluyor. Ve eğer bir kadının hiçbir problemi yoksa 35 yaş altındaki bir kadının yumurta dondurmadan yararlanabilmesi için en az 9 ila 11 yumurta dondurulması gerekiyor. Ki bir canlı doğum elde edilsin. Hı hı. Buna karşılık 40 yaşındaki bir kadından bu 40 ila 60'a çıkıyor. Yumurta yani 60 yumurta donduracaksınız ki bir canlı doğum elde edeceksiniz. Bu çok zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor. Yani bu şunu gösteriyor. Rezervi azalmış bir kadın 35 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa bundan çok yumurta toplamak gerekiyor. O nedenden dolayı rezerv azalmadan önce eğer kadınlar yumurtalarını dondurmak istiyorlarsa dondurabilmeliler diye düşünüyorum. O takdirde işte mevzuatta böyle ufak bir değişiklik yaparak bu her isteyene bu hak verilirse o takdirde bu yumurta dondurma işi daha ekonomik ve daha yararlı olacak ve çok hastanın derdine derman olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hayat değişti. Kadınlar kariyer peşinde koşuyorlar. Kimi evet. zaman çevrelerinde
bir erkek olmayabiliyor, beraberlik kuramayabiliyorlar, evlilik yapamayabiliyorlar. Dolayısıyla çocuk sahibi olmanın herkes için bir hak olduğunu düşünüyoruz. Doğru biz de. Ve bunlar çok büyük güven veriyor. İnanır mısınız? Yani hastaya senin yumurtalarını dondurup saklarız, merak etme dediğiniz zaman o onun ileriki hayat açısından kadın için çok önemli ve çok mutlu oluyorlar. Peki spermi olmayan erkekler baba olabilir mi? Olabilir tabii. Yani spermi olmayan erkekler artık cerrahi yollarla sperm elde edilebiliyor. Hı hı. Yani bunu bana 1992 yılında sorsaydınız ben size derdim ki yok öyle bir şey. Ama 1992'den sonra bu gerçekleşti. Daha sonra teknikler değişti. Mikroskop altında spermler bulunuyor testislerin içerisinden. Yani erkek yumurtalıkları cerrahi yoldan açılıyor ve içerisinden alınan çok çok küçük parçalar içerisinde sperm hücreleri bulunuyor. Ne kadar oranda bulunuyor? Hastaların durumuna kadar göre değişiyor. Yaklaşık olarak hastaların %10'uyla 70'i arasındaki yani hasta durumuna göre değişiyor ama ortalama %50'sinde menide sperm olmayan erkeklerin %50'sinde sperm bulunuyor ve bundan tüp bebek uygulaması yapılıyor ve bunlar da sağlıklı çocuk sahibi oluyorlar. Hocam şimdi diyoruz ki akraba evlilikleri olmasın. Çünkü sorunlu çocuklar doğabiliyor. Evet bunu istiyoruz ama bir de Türkiye'nin gerçekleri var maalesef onlar ideal olmaktan uzak. Çünkü akraba evlilikleri halen gerçekleştiriliyor. Var. Peki ama o zaman da şöyle bir düşünce var. Çocuğum sağlıklı olsun. Tamam. Şimdi bunun için yapılabilen şeyler var mı? Var. Bunun için sağlıkla ilgili sorunların azaltılması mümkün mü? Biraz daha araştırmak gerekiyor bunları. Hı-hı. Zaten bir takım testler yapılıyor ama bunlar yetmiyor şu anda. Çok önemli carrier testleri var. Yani ne demek carrier testi? Bir takım genetik arazların taşıyıp taşımadığını kişinin o arazları taşıyıp taşımadığını, o gen bozukluklarını taşıyıp taşımadığını ortaya konacak testler var. Bunlar yaklaşık olarak 300'e yakın hastalık bakıyorlar. 4500'ün üzerinde mutasyon yani sapmalara gen sapmalarına bakıyorlar ve böylece ya mesela genetik olarak geçen sağırlık diyebiliyor. Yani bunu öyle uydurdum. Böyle bir tanıyı koyabiliyor ve eğer bunlar akrabaysa ve ikisi de buna taşıyıcıysa bilin ki çocukta bu olma ihtimali yüksek. O takdirde işte bunların önceden saptanması ve gerekirse de eğer buna illa evleneceğiz derlerse evlendikleri takdirde de bir tüp bebek uygulamasıyla bu genin olmadığı sağlıklı embriyoların seçilerek verilmesi mümkün olabilir. Peki son sorumu sorayım. Şimdi Türkiye'de evet tüp bebek uygulamalarının gayet iyi yapıldığını biliyoruz. Vatandaşlarımız da bunu biliyorlar, öğrendiler ve başvuruyorlar zaten. Yurt dışından da başvurular var. Ülkemizdeki önemli tüp bebek merkezleri ciddi oranda bu konuda çalışmalar yapıyor. Siz de onlardan birisiniz. Şeyi merak ediyorum yani hani bunlar hangi ülkelerden daha çok gelen hastalar oluyor ve tıp alanında, tüp bebek alanında daha az gelişmiş olabilir ama hani gelişmiş Avrupa ülkelerinden de hastalarınız var mı? Var. Yani ben mesela buraya gelmeden önce Pakistan orijinli bir İngiliz hastama transfer yaptım geldim. Hı hı. Yani İngiltere'den var, Almanya'dan var ama bunların sayıları çok değil. Bunların sayıları az ama çok ilginç bir şekilde araştırıp bu tarz gelen hastalar var. Ama onun ötesinde yine Avrupa Birliği'den, işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan hastalar var. Yoğun bir şekilde geliyorlar bize. Tüm Balkanlardan hastalar geliyor. Gerçi bizim Balkanlarda merkezlerimiz var ama gene bir grup hasta buraya gelmek istiyor. Yukarı baktığın zaman Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan çok hastamız var. Ve tabii Orta Doğu. Orta Doğu'dan bize çok yoğun miktarda hasta geliyor. Dünyada ne yapılıyorsa Türkiye'nin de iyi merkezlerde yapılan şey de o mudur? Dünyada ne yapılıyorsa Türkiye'de iyi merkezlerde yapılan şey emin olun ki odur. Ne güzel. Böyle bitirelim öyleyse. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mustafa Bahçeci'ye. HT Sağlık'ta bu hafta yine değerli bir konuğu ağırladık sevgili seyircilerimiz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmayı diliyorum. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.